Yani seni böyle içeriden ya gel namazı kıl diyor ya. Gel namazı kıl diyor. Abicim kimse namaza gitmiyor. Niye? Kullanmasaydık iyiydi ama mecbur bıraktılar bizi, girdik şimdi. Ama tabii ki biz Allah için kullanıyoruz. Kürsü müsait değil ama herkes biliyor geldiğimiz noktayı. Şimdi bakın arkadaşlar, o seyrettiğiniz programlara dikkat edin. Hocam sen de mi seyrediyorsun? Rahat ol. Hocan seyretmez öyle şeyleri. Ama hocan araştırır. Tamam mı? Her hocanın da araştırması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki bütün putları tanıyor muydu? Sizden bir sesli cevap istiyorum arkadaşlar. Evet. He? Hepsini tanıyor muydu? Evet. Ha, bu zamanın hocası da bu millet şimdi Allah'ı hangi sebepten dolayı bıraktı, neye tapıyor, neyin peşinden gidiyor? Yatsı ezanı o kadar gümbür gümbür, şu son zamandaki ezanlara bayılıyorum. Hocaları nereden bulmuşlarsa çok harika ezan okuyorlar. Kadıköy'den geliyor bildiğim kadarıyla. Orada bir de Ruşen hocamız mı ne var ya, muhteşem okuyor maşallah, Allah selamet versin. Yani gümbür gümbür insanlığı namaza çağırıyor ezanlar. Muazzam, kimisi Mekke, Medine, o Medine ezanları da başka güzel oluyor biliyor musun? Hayyâlel-salâm. Yani seni böyle içeriden ya gel namazı kıl diyor ya. Gel namazı kıl diyor. Abicim kimse namaza gitmiyor. Niye? Dizi var da, maç var da, yarışma programı var ya, şov var ya. Ya İbo şov var diyor adam bana, sohbete çağırıyorum. Adam diyor ki İbo şov var. O almıyor hadi, o düşmüş o şöhretin içine. Sen de mi almıyorsun? Hala millet bana diyor ki hocam reyting rekor. Araştırıyorum ben kardeşim. Araştırıyorum, soruyorum ne yapıyorlar, ne ediyorlar, kulağıma geliyor. Ben Mars'ta yaşamıyorum arkadaşlar. Tamam, siz istiyorsunuz ki hocalar Mars'ta yaşasın, hiçbir şeyden haberleri olmasın. Benim önümde de ben kullanıyorum işte bu Instagram denilen zıkkımı. Kullanmasaydık iyiydi ama mecbur bıraktılar bizi, girdik şimdi. Ama tabii ki biz Allah için kullanıyoruz. Hoş oraya girip efendime söyleyeyim, yanlış işler için kullanmıyoruz ya. Ya sen şimdi gitsen bu adamı dinlesen, bu az önce ismini zikrettiğim adamı dinlesen. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum onun şarkılarını. Çünkü ben berber kalfasıydım. Bizim dükkanda haber onu dinliyordu ustalar. Felek ben sana ne yaptım felek? Anladın mı? Ha neydi? Haşa sümme haşa. Madem Allah'a diyor, Rabbimize diyor Celle Celaluhu. Madem unutacaktın beni niye yarattın diyor. Bak bu adamın şarkısı bu. E sen şimdi biraz da senin hanıma moralin bozuksa, çocuğa moralin bozuksa, patrona moralin bozuksa gidip bu adamı dinlediğin zaman şöyle bir şey aklına gelir belki. Senin gelmese gelenin çok oluyor. Senin gelmese gelenin çok oluyor. Herkes senin gibi takva değil. Adamın aklına böyle bir teşviş, bir vesvese geliyor. Madem unutacaktın beni niye yarattın derse sen de oradan zokayı yutuyorsun. Moralin bozuksa, tamam mı? İşlerin ters gitmişse, Allah yani madem bu kadar merhametli de bana niye bu kadar zulmü reva görüyor dersin. Aha yuttun zokayı. Vallahi yemin ediyorum bunu düşüneceğine kanser olsaydın daha iyiydi. Bak yemin ediyorum. Ben kendi açımdan da söylüyorum. Ben bunu düşüneceğime kanser olayım daha iyi. Allah ne bunu düşünürsün ne kanser etsin. Amin desenize ya. Allah ne düşündürsün bunu ne kanser etsin. Biz afiyet istiyoruz ama ille de bir adam Rabbine karşı böyle suizan yapacaksa, tamam mı? Böyle bir virüse, böyle bir mikroba bulaşacaksa kanser olsa daha iyi. Niye? Kanser eğer sabrederse söyle. Müşafatı var. Günahlar döküldü. Ecri arttı. Efendim şehitlik var bir de arkadaşlar. Bir de şehitlik var. İçinin çünkü amansız hastalık. Yani daha halen tedavisi bulunamadı. Kemoterapi falan adamı iyice çürütüyor. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Amin. Ama şimdi soruyorum sana. Bir insan bu itikatla ahirete giderse, bir insan Allahu Teala'ya az önce zikrettiğim o kötü suizanla giderse, Allah'ı hakkında, Rabbisi hakkında, güzeller güzeli Rahman ve Rahim olan Allah'ımız hakkında böyle düşünürse, böyle bir Allah'a bu itikatla giderse bu adamın hali ne olur? Bak şimdi onu söylüyordum da yarıda kaldı.
Gençler bunu seyrediyor. Gençler bu alanda, bizim çoluğumuz çocuğumuz şu anda bana ne kadar Vahabisi varsa, ne kadar ateisti varsa yükleniyor. Yorum silmekten şey oldu, sen söyle, parmağım koptu artık yani. Çünkü niye? Adam orada Allah'ımıza, kitabımıza, peygamberimize, dinimize, Allah dostlarına ne iftiralar atıyorlar. Ama şimdi sen bilmeyebilirsin, sen takva olabilirsin, sen güzel Müslüman olabilirsin. Elini ayağını öperim abi, Allah razı olsun. Ama bu sorun sadece bizim değil. Dışarıdaki gençlerimiz ne olacak arkadaşlar? Dışarıdaki kardeşlerimiz ne olacak? Bak, çoluğumuz çocuğumuz ateist oldu gidiyor. Çoluğumuz çocuğumuz, yavrularımız dinsiz oldu gidiyor. Habire efendime söyleyip o benim videomu şey yapıyorlar, o ateist çocuklarla yan yana koyup bana durmadan atıyor bizim takibi. Hocam bak, senin videonu yapmışlar diye. E biz boşuna mı ağladık orada? Babamızın keyfine mi? Benim orada sen söyle, kimseye borçlu değilim. Kredi borcum yok. Çekmem, bankanın önünden geçmem elhamdülillah. Efendime söyleyeyim, çocuğum ölmedi, ne bileyim, sıkıntılı bir durumum yok. Allah'ım hamd sana olsun. Niye ağlıyorum ben? Babamın keyfine mi ağlıyorum kardeşim? Gidiyor işte ya. Bak adam çıkmış 20'li yaşlarda. Bu adamın ayda 100 milyon izlenmesi var. 100 milyon izlenmesi var ve sen seyretmiyorsun bunu. Sen belki de ilk defa duydun bu çocuğun ismini ama gençlerimiz seyrediyor. Ve diyor ki bakın diyor içki diyor kötü bir şey diyor. Tabii ki katılıyorum diyor. İçki içilmemesi lazım diyor. Bakın arkadaşlar, ben oradan geldik konuda. Müslümanların da aynı taktiği yapması lazım. Önce bir kendini sevdirmesi lazım. Şu andaki biz Müslümanlar olarak bak bu hususta sınıfta kalıyoruz. Biraz böyle bir, hani biz kendimiz takvayız ya, tamam mı? Ben kendim için demiyorum ya. Ben takva nerede, ben nerede? Hani kendimiz takvayız ya. Milletin de böyle, tamam mı? Bir anda ışınlanarak aynı senin ayarına çıkmasını bekliyorsun. Bu mümkün değil kardeşim. Mümkün değil. Allah'ın Resulüne bile vahiy, bakın dünyadaki en güzel Müslüman odur. Peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel Müslüman, en teslim olan, Müslüman teslim olan demek. En teslim olan odur. Bakın Allah'ın Resulüne 23 senede tamamlanmış dini mümin İslam. Sen şimdi Allah'tan haberi olmayan bir kardeşine hemen namaz kılmasını istiyorsun. Dur adam belki Müslüman değil ya. Belki adamın gusülden haberi yok ya. Bu çocuk 20'li yaşlarda bir çocuk. Bu çocuk diyor ki içki diyor çok kötü bir şey diyor. Tabii içilmemesi lazım diyor. Bak. Hani tepki şey, ya çok profesyonel çalışıyorlar arkadaşlar. Bizim de en az bunlar kadar profesyonel olmamız lazım. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.